evlendirdin, hala karı bekliyoruz. Karı değil, kız olan kız beyim el değmemiş, kokulanmamış. Abla, ne oluyor burada? Korkma, seni yemezler. Bu gördüğün bey hatırlı kişidir. Sana arka çıkarsa artist olursun. Gel hadi. Benim kraliçem geldi işte. Nasıl beyim, dediğim kadar var mıymış? Az bile demişsin. Bu küçük hanım çok güzel. Hiç düşünmeden başrolü oynatırım. Gel bakalım, seninle bir özel olarak konuşalım. Ay çok şanslısın yavrum, çok. Siz konuşun beyefendiyle, ben seni beklerim. Gel bakalım güzelim, bayıldım sana, bayıldım. Bırakın beni, yapmayın! Ne var? Bırakın dedim, yoksa bağırın! Sonuna para verdim seni ki! Bırakmıyorum sizi! Niye bırak hocam, bırak durayı! Bırakın yoksa bağırın! Eğer arada para kopartmak için yaparsan, olayı hata alırsın, hata! Bırakın, geç yata! Abla, kurtar beni! Nesli abla! Küçük tatlışım! Yapmayın, yapmayın, ne olur, ne olur! Ne olur, yapmayın, ne olur! Nesli abla, Nesli abla! Baş kaptırırsın ha! Ablacım, ablacım, kurtar beni, götür beni buradan! Ablacım, götür beni! Beyefendi, yüzme, yeter artık! Aaaa! Gel benim nazlı kuşum! Baba, bir tanem yavrum, evladım. Evladım, daha 14'ündeydi. Beyim, minnacıktı. Allah belanı versin! Hepiniz sersemsiniz. Parmak kadar çocuğu idare edemediniz. Adam ayının biriydi. Korkuttu kızcağızı. Ne güzel işi ayarlamıştım ben. Bir daha böyle terslik olursa hepinizin canını okurum. Neyse ki zurnik kaşarlanmış pezevenktir. İmkanı yok konuşmaz patron. Konuşursa zaten ağzına sıçarım pezevengin. Leman, hı? Ataköy'deki evi açın. Orayı sen çalıştırmaya başla. Emredersiniz patron. Kız kendisini pencereden attı beyim. Kazaydı, cinayet değil. 14 yaşındaki kızı satmakla cinayeti sen işledin. Yaşını ne bileyim beyim? Kendisi geldi. Yalvar yakar oldu. Yalan söylüyorsun. Kızı kime satmıştın? Ben müşterimin cüzdanına bakarım beyim. Nüfus kağıdına bakmam. Pezever komiserim, şu pezevengi camdan dışarı atayım. Senin dediğini ben de zevkle yapardım ama... 3-5 yıl yatıp çıkacak. Sonra yeni kurbanları düşürecek ağına. Bir toplum sorunu bu. Toplum bireylerine sahip çıkmalı. Korumalı. Yoksa nice sorunlar, nice kurbanlar çıkacak ortaya. Canım anam, kaçtığım için kızacaksın ama artist olunca çok param olacak. Bu yoksulluğa dayanamam artık. Buralarda çürüyüp kalamam. Beni affet anacığım. Talihsiz kızım Zehra. Hangi funky ne ne ne? Bir şeyin yok ya anne. Neyim olsun ki? Ayağım kaydı. Anne fazla içki içmişsin. Ay, içkime karışma bari. Nasıl istersen anne. Sen onun kusuruna bakma. Çok sarhoş. Seninle beraberliğinden sonra böyle oldu. Yuvamızı dağıttın pis herif. Hakaretlerine de şimdilik ses çıkartmayacağım tatlı kız. Çünkü hoşuma gidiyorsun. İğrençsin sen! Yavaş konuş. Annen sevgili kocasına hakaret ettiğini duyarsa seni affetmez. Çek elini! Şakir, kocacığım, neredesin? (Gülüyor)
sesleri çıkartma. Annen sızıp kaldı. Seni seviyorum Lale. Güzel günlerimiz olacak. Seni mutlu edeceğim, doyumsuz zevkler tadacaksın. Çok güzelsin Lale. Çok güzelsin. Uyurum senin için. Yavrum. Canım benim. Orospu! Küçük orospu! Hükümetin son aldığı kararlardan sonra ithalata ağırlık vermemiz gerekmektedir. Ben ithalat için 1 milyar lira ayırdım. Ahmet ve Ceyhan Bey, çok acele lüks tüketim mallarından en karlı modellerin listesini çıkarıp kotalarını tetkik edip akreditiflerini açın, tamam mı? Alo, Lale mi? Orada mı şimdi? Şu an çok meşgulüm, sonra uğrasın. Babanız çok meşgul, sonra uğrasın dedi. Baba, çok önemli. Bir dakika seni görmem lazım. Lütfen baba, çok önemli. Hayrola, ne bu telaş? Sana ihtiyacım var baba. Gene annenle kavga mı ettin? Keşke öyle olsa. Artık o eve dönemem. Kızım, idare edeceksin. Benim Alo. Evimde de yeni karımla geçinemiyorsun. Evet, buyurun. Bir dakika efendim, Londra arıyor. İşte görüyorsun kızım, müsait değilim. Hemen eve dön. Ben seni ararım. Ayrılmayın, bağlıyorum efendim. Eve dönmelisin Lale. Sana anlattıklarımdan sonra bunu nasıl istersin benden? Annene gerçeği anlatırsın. Ne fark eder ki? Bana inanacağını mı sanıyorsun? Peki ortada mı kalacaksın böyle? Sabırsız olan sendin. Bu nişan çok uzadı diyen de sendin. Böylesini beklemiyordum. Ne bileyim, çok ani oldu. Sonra... Devam et. Sonra dedin. Şey yani, sorumluluk. Ne bileyim, hazırlıklı değilim. Ailenin yardımları olmayınca evliliğimizin altından kalkamayız Lale. Anlaşıldı oğlum. Planların alt üst oldu. Neler umuyordun kim bilir. Zengin ailenin kızını alacaksın, servete konacaksın öyle mi? Yanlış anladın beni. Seni sevdiğimi biliyorsun. Çek ellerini üstümden. Üvey babam bana asıldı dedim, hala eve git diyorsun. Senden iyi pezevenk olur arkadaş, koca olmaz. Lale kız, hangi rüzgar attı seni? Deli bir rüzgar işte. Aa, şaşkınlıktan dilimi yutacaktım vallahi, gel öpeyim. Hoş geldin, içeri girsene, gel güzelim, gel. Neler yapıyorsun? İş arıyorum. Aa, sen, fabrikatör Kamil Bey'in kızı öyle mi? Ailemle ilgimi kestim. Sonra uzun uzun anlatırım. Sen de kalabilir miyim birkaç gün? Sana güvenerek geldim. İstediğin kadar kalabilirsin. Tek başıma oturuyorum zaten. İş bulunca kirana yardım ederim. Aa, böyle konuşursan daralırım. Biz çocukluk arkadaşıyız. Ne güzel günlerdi onlar. Ne düşünüyorum biliyor musun ne? Keşke hiç büyümeseydik. Misafirler gelecek kız. Sallıp durma da üstüne doğru dürüst bir entari giy. Eşek mi oturuyor kız? Git giyin diyorum sana. Giyineyim ya. Alaman kızları gibisin. Gören Türk kızı mı dermiş buna ha? Bak baba, laf ağzında dolatma. Ben o Dursun ayısıyla evlenmem. Üstelik senin yaşında be. Dursun ustabaşı, namuslu, dürüst. Ondan iyi koca mı bulacaksın? Arasaydım bulurdum. Sus! Deli kız! Dilini kopartırım senin. Benim bulduğumla evleneceksin. Çabucak giyinmezsen gebertirim seni, defol! Ne
okudum geldim. Hoş geldin. Resmin var mı? Yok, çektiririm. Tamam, çektireceksin. Kayıt parası olarak da 5.000 lira vereceksin. O kadar param yok. Hazırlıklı gelseydin kızım. Merhaba Memduh abi. Ha, merhaba Engin. İş konuşuyorsanız sonra gelirim. Yo yo, konuştuk bitti. Küçük hanım artist olmak istiyor. Aa, belli zaten. O kadar güzel ki. Teşekkür ederim. Siz de artist misiniz? Ha, 5 tane film çektim. 2. rol. Kolay değil tabii. Önce ufak roller, sonra başrol. Kızım, dediğim gibi, resimlerinle kayıt parasını tamamla gel. Olur mu? Olur. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Bu yavru kaçırılır mı be? Parası yok, boş ver. Güzelliği, gençliği var ya. Hadi eyvallah. Korkuttum seni. Korktum. Dalıp gitmişsin. Afişe bakıyordum. Ha. Ne güzel kadın değil mi? Sen daha güzelsin. Benim adım Engin. Benimki de Zehra. Hmm. Artist ismi değil. Neyse, neden bir yerde oturup konuşmuyoruz? Bilmem. Sanatçılar birbirlerine yardım etmeli. Ha, şurada bir yer var. Oturup çay içelim ha? Hadi. Beğendin mi burasını? Çok beğendim. Bizim oralarda böyle yerler yok ki. Nerede oturuyorsun? Samanlı köyünde. Köylü kızına da hiç benzemiyorsun. Artist olmak çok mu zor? Senin gibi güzeller için zor değil. Hatırlı tanıdıklarım var Zehra. Seni tanıştırırım. Nerede kalıyorsun? Küçük bir oteldeyim şimdilik. Yarın gene burada buluşalım. Ben de Leman Hanım'la konuşurum senin için. Leman Hanım kim? Patroniçe. Elinden kimi tutmuşsa şöhret yapmıştır. Geniş muhiti var. Seni beğenirse köşeyi döndün demektir. Beğenir mi acaba? Beğenir Zehra. Çok güzelsin. ...113 konuşuyor. Mesajı aldık, anlaşıldı. Merkeze dönüyoruz, tamam. Ta Almanya'dan geldim beyim. Bir hafta izin alabildim. Dönemezsem işten atarlar. Bir hafta içinde kızını buluruz diyemem. Şu dosyalara bakın. Kayıp kızların kayıtlarıyla dolu. Kızımın bıraktığı mektuplar resmi beyim. Ne yazmış mektubunda ana? Artist olacağım diyor beyim. Hep aynı hikaye. Çocuklarınızı arayacağız. Bizimle devamlı irtibat halinde olun. Son bir şey daha söylemek isterim. Onları bulduğumuzda sert davranmayın, anlayışlı olun. Yerinde duramıyorsun. Müzik çok güzel, insanı oynatıyor. Ne bekliyorsun, gelsene. Seni daha önce hiç görmemiştim. Göremezdin tabii. Daha yeni geldim. Çok uzaklardan. Nereden geldin? Uzaydan değil, Almanya'dan. Çok güzel dans ediyorsun. Sen de öyle. Benim işim bu, dansçıyım. Grubum var, adım Cengiz. Benimki de Sevda. Grubumda senin gibisi yok. Nasıl yani? Hem çok güzel, hem de iyi dans eden. Bana iş mi teklif ediyorsun? Baş dansözüm olur musun? Oldum gitti! Böyle güzel yerleri filmlerde görürdüm. Çok zengin olmalı. Çok zengindir. Manken büroları, film şirketleri var. Bu kızlar kim? Artist namzetleri. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Size sözünü ettiğim Zehra bu işte. Dediğin kadar varmış. Boyasız, makyajsız bile güzel. Üstelik giyim fukarası garibim. Ailem yoksuldur efendim. Ayıp mı yavrum? Senin gibi güzel bir çiçek yetiştirmişler. Sende çok iş var kızım. Beğendiğinize çok sevindim Leman Hanım.
Zehra'nın gönlü artistlikte. Zaten ben de aynı şeyi düşünüyordum. Önce bir deneme filmi çekeriz. Sonrası kolay. Seni şimdiden tebrik ederim tatlı kız. Çok teşekkür ederim Leman Hanım. Allah sizden razı olsun. İngilizce bilen Steno aranıyor. Ücret tatminkardır. Ne dersin Nesli? Çılgınlık derim. Aa, öyle deme. Bana göre bir iş bu. İngilizce, Fransızca bilir. Sen akıllanmazsın kızım. Bir aya kapanıp kalacaksın, öyle mi? Sıkıntıdan patlarsın ayol. Sıkıntılara katlanmak zorundayım. Neden? Bak bana, hayatımı yaşıyorum. Ben de sekreterlik yaptım, ne oldu? Patron asıldı, gelen asıldı, giden asıldı. Vurdum kapıyı çıktım. Seni anlayamıyorum. İyi bir hayat yaşıyorsun. Bu değirmenin suyu nereden geliyor kız? Güzelliğimi, dişiliğimi kullanıyorum. Nasıl yani? Aa, kötü anlamda değil. Mankenlik yapıyorum. Hem özgürüm hem de cebim para doluyor. Bilmem ki, ben yapabilir miyim? Aa, alasını yaparsın. Okulun en güzel kızı sendin. En azından denemelisin. Hiçbir fikrim yok ki. Ben varım ya, bu gece yemeğe çıkacağız. Önemli bir patronla iş konuşacağız. Seni görmesini isterim. Dur, acele etme, henüz karar vermedim. Yemeğe gidersek daha kolay karar verirsin tatlım. Hadi lütfen hazırla. Hı? Kararınız olumlu olursa en çok ben sevineceğim Lale Hanım. Reşit Bey'in sayısız manken ajansı olduğunu hatırlatırım Lale. Bugüne kadar hiç düşünmediğim bir konuydu. Ayrıca kabiliyetim var mı onu da bilmiyorum. İzin verin de çok güzel olduğunuzu söyleyeyim. Başaracağınızdan eminim. Teşekkür ederim. İltifat değil, gerçek. Kararınızı sabırsızlıkla bekleyeceğim. Şerefiniz. Kimlik tespiti yapılacak. Lütfen herkes yerine otursun. Kaçamaz mıyız? Neden? Sabıkalı falan mısın? Yok. Hep böyle olur mu? Sık sık olur. Ya bir kaçağı ya da evden kaçan kızları ararlar. Kimliğiniz lütfen. Sevda Ayhan. Bursa, 1967 doğumlu. Almanya'da oturur. Evet efendim. Almanya'dan geldim. Gelmedin, kaçtın. Baban senin için müracaat etmişti bize. Bizimle geleceksin. Bizi perişan ettin kızım. Annen yataklara düştü. Neden yaptın? Beni zorla evlendirmeye kalkmasaydınız siz de. Tamam, vazgeçtik. Bu geceki işçi uçağına yetişelim kızım. Ben Almanya'ya dönmek istemiyorum. Döneceksin. Şansın var ki seni geç kalmadan bulduk. Niceleri var senin gibi, batağın içine saplanıp kaldılar. Kendi hayatımı yaşamaya hakkım yok mu benim? Henüz 17 yaşındasın. Hayal ettiğin hayatın nasıl olacak sanıyorsun? Diskolarda, batakhanelerde, iyi günlerin bunlar. Sonra bir de bir bakacaksın genelere sermaye olmuşsun. Duydun mu güzel yavrum? Komiser bey ne güzel söyledi. Evimize dönelim, hadi. Zorla mı götüreceksin baba? Gerekirse zorla götürecek. Babanın velayeti altındasın. Başka seçeneğin yok. Peki öyleyse. Giderim ama ilk fırsatta gene kaçacağım. Babası olmalı. Kızı posta etmiş. Kuşu kaçırdın ha? Keriz miyim? Gelin benimle. Almanya'ya götüreceksin ama gene kaçacağım. Sabrımı taşırma kız! Ne yaparsın, döver misin yani? Öldürürüm! Kötü olacağına öl daha iyi! Merhaba, seni çok merak ettim Sevda. Babam zorla götürüyor beni. Burası dağ başı mı be? Sen kimsin ulan? O kızım benim, yavrum. İnsan yavrusunu üzer mi ya? Burada kalmak istiyor. Defol lan, iç suyu! Gebertirim seni! Ulan moruk! Sevda, kızım yardım et!
Polis çağır! Gidelim buradan çabuk! Bırak ulan! Bırak! Yürüyün! Dur gitme! Gitme kızım! Sevda! Burada seni bulamazlar yavrum. Zaten babam fazla kalamaz, dönmek zorunda. O gidince ben de bir yer bulurum kendime. Burası ikimize de yeter. Yalnızım ben. Sevgilin yok mu? Hiç olmadı. Yani sevdiğim. Bir gecelik kızları saymıyorum tabii. Ben bir gecelik miyim? Aptal. Senden hoşlandığımı anlamadın mı? Babacığım! Canım babacığım! Antakya'nın zengini çoktur ağam. Parayı bastırır, karının alasını ister. Biz de malın iyisini alalım diye sağa geldik. Bana gelirken parayı acımayacaksın. İyi dersin ağam. Ama kadın başı 3 milyon çok değer mi? Ben ne kazanırım ki? Boğazları bırak ben Hanife. Genelde ayakşıydın. Sayemde patron oldun. Ev açtım sana şimdi. İnkar mı ediyorum ağam? Ama 3'er milyon fazla geldi. Ama gene de sen bilin. Bunlar başımıza iş açmasınlar ağam. Parayı alınca tüymesinler. İşini benden mi öğreneceksin ben Hanife? Haklısın. Asileşirlerse zor kullanırız. Aldın gitti ha! Şu içkiyi iç kızım.
Büyük yıldızlar da rol yaparken içki içerler. Ah, çay gibi yudumlanmaz bu. Hepsini birden, hadi bakayım. Utanma sıkılma olmaz yavrum, sanat bu. Sanki gerçek sevgilinle sevişirmiş gibi canlı olacaksın. Benim hiç sevgilim olmadı ki. Önemli değil kızım. Nice roller canlandıracaksın. Bu deneme filmi çok önemli. Hazır mısın? Hazırım. Çekime başlayabilirsin. Heyecandandır. Sakin ol. Sarıl bana. Hadi. Merhaba. Durum nasıl? Yola geldi mi? Rahat konuşabilir miyiz? Şu anda banyoda. Hala kararsız ama sonunda düşecek. Senden kurtulamaz bilirim. Sana söylemeyi unuttum. Kızı kendime ayırdım. Gerekeni yap. Bu gece dışarıda bir yemek, sonra da gece kulübüne gideriz. Tamam mı? Ağzının tadını bilirsin patron. Tamam, bu gece. Reşit Bey'in selamı var. Onunla mı konuşuyordun? Hmm. Bu gece bizi yemeğe davet etti. Senin adına da söz vermek zorunda kaldım. Madem ki söz verdim, seni mahcup edecek değilim ya. Bu kadar fazla içtim, dokundu galiba. Sarhoş oldum. Sarhoş değilsin ama çok tatlısın, çok güzelsin. Oh, oh başım! Ay, gecenizi bozmak istemem ama ayakta duracak halim yok. Eve gitsek artık Neslihan. Peki şekerim, önce şu gürültülü yerden çıkalım. Reşit Bey'in evinde güzel bir kahve içelim, kendimize gelelim. Tamam mı tatlım? Tamam. Hadi, fondü. Zevk sofrasındaki nadide meyve hazır. Güzel ve mağrur Lale, kendi filmini beğenecek mi bakalım? İşini biliyorsun. Çok güzelsin ya. Thank you.
Günaydın sevgilim. Ben senin sevgilin değilim. İğrenç bir adamsın sen. Bana tuzak kurdunuz. Gülünç olma. Buraya kendin geldin. Silah mı çektim sana? İçkime ilaç koydunuz. Bunun hesabını vereceksiniz. Çok güzel bir gece yaşattın bana. Zevk verdi. Şimdi de hesap soruyorum. Yalan! Tuzak kurdunuz! Kalleş köpek! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim! Öldüreceğim! Aşındın küçük horoz. Senin gibileri çok geçti elimden. Sonunda hepsi köpeğim oldu, köpeğim! Gel! Gel buraya! Gel buraya! Bana numara yapmaya kalkma! Oyunuma zorla almadım seni! Anlaşıldı mı? Bak ulan! Bak! Bak şu filme bak! Bak şu filme! Söyle ulan! Konuş! Zorla mı sahip olmuşum sana? Sarılan sen değil misin? İnleyen, zevk alan sen değil misin ha? Gördün mü? İnandın mı şimdi? Yatağıma kendi isteğinle girdim. Bu filmle bu gerçeği her zaman ispat ederim. İstersen bu kasetten yüzlerce kopya yapıp bütün İstanbul'a dağıtayım. Bir tane de istersen ailene göndereyim. Çok adi! Aşağılık herifin tekisin sen! Seni kendime ayırmıştım. Bu şansını kaybettin. Bundan böyle köpeğimsin artık benim! Köpeğim! Ne olacak benim halim? Köye de dönemem artık! Anama da gidemem! Uzattın ama! Dünya batmadı ya kızım! Birbirimizden hoşlandık, yattık! Normal değil mi bu yani? Genç aşıklar kavgasız yapamazlarmış. Olan olmuş, hayat çok güzel çocuklar, eğlenmenize bakın! Tamam mı güzel kızım? Gül bakayım, gül! Ha? Hadi Engin, kızımı al götür! Artistler gibi giyinip kuşansın, beğendiği her şeyi al! Merhaba Cengiz, bugün gene döktürüyorsun! Sen de iyisin Belmondo Engin! Hadi devam et! Bir şişe viski, skoç olacak. Başlayın efendim. Niye şişe dedin? Kimi çiçek? Havamız bu kızım. Bizim mesleğin raşonu, havalı olacaksın. Anladın mı? Kimdi o çocuk? Arkadaşım, Belmondo Engin deriz, artist ayaklarında. Yanındaki kız artist mi? Tanımıyorum, yeni düşürmüş olmalı. Nasıl yani? Anlamadın mı kız? Engin Laman ablaya çalışır. Lüks Laman derler. Tanımadığı yoktur. En büyük pezevenktir. Kızın üzerindeki elbiseye bak, kim bilir kaç paradır, en az 100 binlik. Laman'ın kızı oldun mu köşeyi dönersin. Biz de disko kızı olduk, bedava içkiye talim ediyoruz. Ne demek yani? Böyle yaşamak istemiyorum, her şeyim olmalı. Benim şu kızdan ne eksiğim var? Ne demek? Daha güzelsin üstelik. Ama onun Laman ablası. Laman ablayla tanışmak isterdim. Madem ki istiyorsun, tanışacaksın sevgilim. Tanıştığıma çok memnun oldum kızım. Sizi Cengiz çok methetti bana. Yardımsever bir abla olduğunuzu uzun uzun anlattı. Senin gibi güzel kızlara ablalık yapmaktan zevk duyarım. Çok güzelsin yavrum. İlginize teşekkür ederiz abla. Sevda benimle kalıyor. Hmm. Aradığın zaman bende bulursun. Alo, ben Leman. Ooo, sen misin çapkın? Gecenin bu saatinde azdın ha? Senin için yok yok bende. Şanslısın. Bir parça ki anlatamam. Hemen şimdi mi? Neredesin? Tamam, tamam. Çok güzel bir tesadüf. Hatırlı bir tanıdık, güzel bir arkadaş istiyor. Hazır mısın Sevda? Hazırım. Beni mahcup etmeyeceğini umarım. Piccadilly'de bekleniyorsun güzel kızım.
Hadi bakalım. Hop! Fiyatı konuşalım mı abla? Pazarlığı sevmem. Kimsenin de hakkını yemem. Daha bekleyecek miyim? Sabırlı ol. Kız hazırlanıyor. Böylesini görmedim. Sana inanırım. İyi dersen iyidir. Hem de çok iyi. Beklediğine değecek dostum. Çok içtim Engin. Başım dönüyor. Uyumak istiyorum. Saçmalama. Fikret Bey seninle tanışmak için bekliyor. Gecenin bu saatinde misafir olur mu? Fikret Bey, kim o biliyor musun? En büyük filmci. Kızlar onunla tanışmak için canlarını bile verebilirler. Biraz uyusam olmaz mı? Artist olduğun zaman onuruna davetler verilecek. Bu hayata alışmalısın güzelim. Bundan sonrası sana ait abla. Kız raya girdi artık. Gerisi kolay. Yenilerini bekliyorum Belmando. Çok beklemezsin ablacığım. Evinden kaçan kızlar her gün çoğalıyor. Susup oturacak değilim Nesli. Gerekirse polise şikayet edeceğim. Beni suçlar gibi konuşuyorsun. Sen de suçlusun. Arkadaşımsın diye güvenmiştim sana. Sığınmıştım. Beni iğrenç bir herifin kucağına attın. Zorlama attım kızım. Reşit Bey'in çok kibar olduğunu söyleyen sen değil miydin? O gecenin hesabını ver bana. Niye ilaç vermesine engel olmadın? Sen kendini aldatıyorsun yavrum. Kör olası gururun gerçekleri söylemene engel oluyor. Adamın altına yatarken düşünseydin. Sen de onlardansın. İğrençsin. Sen de zavallısın tatlım. Seni yatağa ben zorla sokmadım. Kendin istedin. Evine hoş geldin kızım. Burası benim evim değil. Beni zorla tutamazsınız. Biz tutarız kızım. Kızlar bizi yalnız bırakın. Bize güçlük çıkartma. Başladın devam edeceksin. Ben fahişe değilim. Fahişe olmayan video kasetindeki gibi sevişemez. İster misin gazetelere düşmeyi ha? Rezil olmayı? İçinde bulunduğum durumdan daha kötüsü, daha rezil olabilir mi? Olabilir. Sen daha ne gördün ki yavrum? Zeliha? Zeliha buraya gel. Taşlı tarla güzeli derlerdi Zeliha'ya. Yüzüne bakmaya kimse doyamazdı. Ay parçasıydı sanki. Ne oldu ona biliyor musun? Hı? Ne oldu? Beni korkutamazsınız. Günah benden gitti yavrum. Zeliha da senin gibi karşı gelmişti. Buradan kaçarken yakalandı. Bırakın! Durun!
Halini gördün. Son kez soruyorum. Yapmayın! Kalacak mısın? Hey de kızım, gençliğine yazık, gençliğine. Hem Reşit Bey seni para pul sahibi yapmak istiyor. He de yavrum. Uyuşturucu mafyası ve fuhuş mafyası işbirliği içindedir. Genç kızlar, çocuk yaştaki kızlar bu korkunç ağın içine düşürülmektedirler. Ne acıdır ki evden kaçan kızlar başlıca kurban oluyor. Ve ne acıdır ki evden kaçan kızların sayısı giderek çoğalıyor. Çalışmalarımızın çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Bulduğumuz kızları ailelerine teslim ediyoruz. Ama sorun çözümlenmiş olmuyor. Burada yasaları eleştirmek istemem ama yakalanan bir muhabbet tellalına ne ceza veriliyor ki? Alıkoyduğu kızlar 18'inin üstündeyse sadece kaldırım işgal cezası. Bir de saçlarının kesilmesi. Bu cezaların caydırıcı olmadığı kesinlikle belli. Piyasaya her gün yeni kadın tacirleri çıkıyor. Örneğin bir lüks leman. Namı yurt dışına kadar taşmış. Lüks lemanla bu iş halledilmiyor ki. Bu mafyanın çökertilmesi şart. Kökünden kazınmalı. O zaman sanırım evden kaçan kızların çoğunu kurtarmak umudumuz artacaktır. Aksi halde bu toplum sorunu bireylerine sahip çıkılmadığı sürece nice yeni sorunlar, nice yeni kurbanlar çıkaracaktır ortaya. Davet vermek hakkım değil mi Amir Bey? Soruları ben soracağım, sen değil. Yaşı küçük kızları alıkoymaktan suçlanıyorsun. Alıkoymak suçunu kabul etmiyorum. Kızlar kendi istekleriyle benim misafirim oldular. Kendi istekleriyle değil, zorla. Tehdit edilerek alıkondular. Kızların ifadeleri beni haklı çıkaracaktır sayın komiserim. Kimin hesabına çalışıyorsun? Bugüne kadar kimsenin emrine girmedim. Kiraladığın katın Reşit Öngör'e ait olduğu tespit edildi. Reşit Bey varlıklı bir adamdır. Sayısız katları mülkleri var. Ev sahibi kiracı ilişkimizin dışında başkaca bir ilgimiz yoktur. İfadesini alın, imzalatın, mahkemeye sevk edin. Evrak tamam komiserim. Hastaneye sevk ediyoruz. İşlemi bitince buraya getirin. Baş üstüne komiserim. Bir dakika komiser bey. Bir söyleyeceğiniz mi var? Evet var. Bize daha insanca davranılmasını istiyoruz. Şikayetiniz nedir? Saatlerce bekletildik. Şimdi de koyun sürüsü gibi güdülüyoruz. Akıbetimizin ne olacağını söyler misiniz? Akıbetinizi siz hazırladınız küçük hanım. Ne yazık ki koyun sürüsü olmadığınızı biraz geç hatırladınız. İzninizle. İşler ters gitmeye başladı. En iyi elemanımız posta edildi. Ve de en iyi kızlarımız. Gene o Yılmaz denen polis. Nereden geldi şubenin başına? Kan kusturuyor alayımıza. Daha üstümüze gelirse ne yaparız? Bir bok yiyemeyiz. Eski bir arkadaşını koydum araya. Yoklama çekti adam. Rüşvet ayağına yattı. Hem de acayip para teklif etti. Sonra ne oldu biliyor musun? Anlat da bilelim. Arkadaş falan tanımadı. Hastanelik etti çocuğu. Rüşvetten başka yollar da var. Çok sıkışırsak bitiririz. Kızını teslim alabilirsin. Sağ olun beyim. Kızım çok değişmiş. Hırsızlık mı yaptı ki bu pahalı elbiseleri aldı? Kızın hırsızlık falan yapmadı.
Elbiseleri nereden bulduğuna gelince bunu kendisi anlatır sana. Gidebilirsiniz. Kız anlatırsa kadıncağız kahrından ölür. Gel de çık işin içinden. Diğerleri ne oldu? Bilgisayardan cevap geldi. Aranan kızlar da vardı aralarında. Ailelerine teslim edildi. İkisi hariç. Hangileri? Biri şu Almanyalı. Babasından ikinci bir talep gelmediği için saldık gitti. Peki ikincisi? İkinci kızın ismi Lale. Arayanı yok. Oysa iyi bir aile kızı. Nerede şimdi? Arşivde. Parmak izi ve resim. İşlemleri bitince kızı bana gönder Orhan oğlum. Baş. İlk ifadende ailenin olmadığını söyledin. Oysa ailen var. Baban ve annen. Ailem yok derken benim için öldüler demek istemiştim. Ailen seni bulmamız için müracaat etmemiş. Demek ki ailem için bir sorun değilmişim. Bu durumda beni daha fazla alıkoyamazsınız. Tecrübelisin diyemem. Ama yasaları iyi biliyorsun. Kolej mezunuyum komiser bey. Yakalanmadan önce diplomalı fahişeydim. Şimdi de sayenizde vesikalı fahişe oldum. Gidebilir miyim? Gidebilirsin. İlginç bir kız. Evet, insan şaşırıyor. Seçkin bir ailenin kızı. Varlıklı. Gezdiği yollara bak. Kızın bir sorunu olduğu belli. Ailem benim için yok artık dedi. Bakalım onlar kızlar için ne düşünüyorlar. Niçin ağlıyorsun? Cahillik yaptım tamam, bağışladım seni. Benim kızımsın sen, yavrumsun. Ortalık yerde ağlanır mı kızım? Köye dönmek o kadar zor mu ki ağlıyorsun? Kaderime ağlıyorum anne. Sen git. Köye varınca da benim kızım öldü de. Namuslu kadınsın sen anne. Ama ben... Ben orospu oldum. Ben... Kendi düşen ağlamaz. Ona her şeyi verdim, yaranamadım. Sizin yanınızda mı kalırdı? Evet, ikinci kez evlenmemi kabul edemedi bir türlü. Söylemekten utanç duyuyorum ama... ...kocamla ilişki kurmak istedi. Onu bu yüzden bir türlü affedemiyorum. Anlıyorum. İzninizle. Kızımın başında bekçilik yapamazdım. Bugünkü durumunda ilgiye ihtiyacı var. Kızım çocuk değil komiser bey. Nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. Kızınızın istediği gibi yaşadığını sanmıyorum Kamil bey. Bana ailem benim için öldü demişti. Şimdi onu daha iyi anlıyorum. Leman'ın yerini sen alacaksın Nesli. Teşekkür ederim patron. Yakında bir seyahate çıkılacak. Aralarından seçtiklerimi götürecek. Bırakın beni! Bırakın diyorum size! Allah rızası için bırakın! Bırak! Ah! Ben Lanife'den kaçmış abi. Çocuklar bu sabah yakalamış. Niye kaçtın kız? Dayanamadım abi. Ayı gibi erkeklerle yatırıyor. Her tarafım ağrıyor. İçim yara oldu. Sizin gibilere iyilik yaramıyor. Bok kokulu evinizden kurtarırız. Lüks içinde yaşatırız. Gene yaranamayız. Olduğu gibi Kınalı'ya gönderin. Yaralara sarılmasın ki öteki kızlara ibret olsun. Merhaba. Merhaba. Oturabilir miyim? Buyurun. Ailenle konuştum Lale. Göreviniz nedeniyle mi yoksa meraktan mı? Her karşılaştığımızda tartışıyoruz. Sana yardım etmek istediğimi niçin anlamıyorsun? Neden beni seçtin? Yani yardım etmek için. Henüz yolun başında olduğun için dönebilirsin. Nereye? Mümkün mü dönmek?
Çantamda verdiğiniz vesikayı taşıyorum komiser bey. Görevimden ötürü beni suçlamaman gerekir. Suçlamıyorum. Bana acımanı da istemiyorum. Saat kaç ulan? Bankada memur değilim küçük bey. Dilim fazla uzadı senin. Kafamı bozuyorsun. Benim de sabrım taştı artık. Üste para verecek yaşta değilim. Böyle mi oldu şimdi? Evet, bıktım artık senden. Yakamdan düş artık. Ay! Bırak! Alıştın kaltak! Dayak yedikten sonra yatakta daha ateşli oluyorsun! Gidecek kızları gözden geçiriyorum, beğendiğimi yaz Nesli. Sen! Bunu da yaz. Evet. Şu sarı kızı da yaz. Bunu da yaz Nesli. Adın ne senin bakayım? Zehra. Sen de bizimle geleceksin. Hayır, istemiyor. İstemiyor musun? Bana itiraz ha! İstemiyor musun? Söyle! Bir dakika patron! Yüzü parçalanırsa onu götüremeyiz. Oysa en iyi kızlarımızdandır. Umarım aklı başına gelmiştir. Yoksa seni gebertirim! Senin bir itirazın var mı? Beni seçerseniz sevinirim. Çünkü buradan ayrılmak istiyorum. Nesi var bunun? Neden kaçmak istiyor? Dostumdan kurtulmak istiyor. Yaz bunu da. Sana gelince kararsızım küçük hanım. Sana bağlı her şey. Gözüme girersen seni de götürürüm. Tezgahın hoşumuza gitti Reşit. Bir taşla iki kuş vurmak denir buna. Kızlar paravana olacak. Malı Zula'da götüreceğiz. Para sağlamda mı? İşin başında ben varım. Kızlarla bizzattan gideceğim. Vay be! Tatlı iş ha! Charlie'nin melekleri gibi. Vaktimiz yok beyler. Malı hazırlayın. Lale. Kim? Şu pencere kenarındaki. Kızla oturan. Belmondo Engin. Beni düşüren... Merhaba Belmondo. Ah, merhaba. Mine, tanıştırayım. Arkadaşım Zehra. Arkadaşın değilim. Sermayenin pezevenk. Zehra, neler söylüyorsun? Bak kardeşim. Sakın bu adi herife kanma. Beni artist yapacağını söylemişti. Bana da söylemişti vaktiyle. Sonunda artist olamadım. Bir orospu oldum. Aa! Bu yaptığının faturasını ağır ödeyeceksin. Hadi be sen de. Artık bu orospuluğu ben yapamayacağım. Yapamayacağım. Köyüne dön sen Zehra. Bu pislikten kurtulursun. Bu halimle mi? Atarsın üstündekileri, silersin makyajını. Geldiğin gibi dönersin köyüne. Sağ ol. Ah,
Ankara, Ankara, hemen kalkıyor abi. Ankara, Ankara, korkunludur, sıkıntıdır. Ankara. Ankara, Ankara, hemen kalkıyor abi. Gel abi, gel. Korkuyorum yani. Korkma. İkimizi müşteride biliyorlar. Geçmişteki kötü günleri unut. Artık köyüne dönüyoruz. Ya sen? Beni düşün. Benim dönebileceğim sıcak bir yuvam yok kardeşim. Güle güle küçük kız. Ankara. Ankara. Buraya gelmek için çok düşündüm. Sanırım anlatacağın çok şeyler olmalı. Bilemiyorum. Kendimi düşündüğüm yok. İnanın buna. Seni dinliyorum. Arkadaşlarımı zorla bir seyahate götürmek istiyorlar. Nasıl zorlarlar? Kimler? Kimler dedim Lale? Hiç kimse. Saçmaladım sanırım. Allah'a ısmarladık. Dur bir dakika, dur. Neden vazgeçtin? Lütfen konuş. Konuşacak hiçbir şeyim yok. Vardı. Korktuğun için konuşmuyorsun. Umarım pişman olmazsın. Kendi adına, arkadaşlarının adına pişman olmazsın Lale. Zehra! Benden habersiz yolculuk nereye güzelim? Cengiz! Ya! Sen ha! Ben ya! Bırakın! Söylemiştim ona, öldürürüm demiştim. Öldürdünüz onu, öldürdünüz! Sayıyla mı verdiler lan? Katil değilim ben, bu işe sokmayın beni! Korkuyorsun ha? Evet. Korkuyorum. Fena. Korkanın dili gevşek olur. Hayır. Ateş etme. Hayır. Hayır. Alın bunları götürün ormana atın. İntihar süsü verin. Benimle gelmeni istiyorum. Gene ne yaptım? Yanlış mı yürüdüm yolda? Suçum ne? Sana suçlusun demedim. Benimle gelmeni söyledim. Zehra! Zehra bu! Arkadaşın olduğunu bildiğim için seni buraya getirdim. Ötekinin kimliğini tespit ettik. Engin Hisarlı, sabıkalı. Öldürülmüş, intihar süsü verilmiş. Zehra, zavallı Zehra. Köyüne dönecektin. Ona yardım edebilirdin Lale. Ben elimden geleni yaptım. Yapmadın. Bildiklerini bana anlatmadın. Ben bir şey bilmiyorum. Biliyorsun. Korktuğun için konuşmadın. Bak komiser, beni rahat bırak. Rahat olacak mısın? Yani vicdanın rahat edecek mi? Bu kız kadın tüccarlarının kurbanı oldu. Cesedini ormanın bir köşesine atılmış olarak bulduk. Hala konuşmamakta ısrar edecek misin? Umarım aklın başına gelmiştir. Yoksa seni gebertirim! Konuş lütfen. Anlat. Şu zavallının kanı yerde kalmasın. Anlat. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum!
Üç gün oldu. Niçin gelmedin? Artık gelmeyeceğim. Kendine başka sermaye bul. Delirtme beni. Delirsen ne yazarsın be? Bırak beni. Sayemde para yüzü gördün ulan. Yürü eve gideceğiz. Bırak beni. Bırak. Yürü. Bırak. Yürü dedim. Bırak be. Zavallı kızı Almanya'dan ilk kaçtığı günlerde tanımıştım. Evet, iyi kızdı. İnsan üzülsün mü, sevinsin mi bilemiyor. Çünkü kurtuldu. Başka türlü olabilirdi yaşamı. Mutlu olabilirdi. Kader kurbanı. Bu lafı ben de sevmeye başladım. İnsan kaderini zorlayabilir Lale. Nasihat dinleyecek halim yok. Bana geldiğinde söylemek istediğim bir şey vardı. Neden vazgeçtin? Daha açıkçası neden korktun? Saçmaladım demiştim. İnanmıyorum. Sakladığın bir şey var. Yok. Hayır yok. Başka şeyler konuşalım. Mesela sen. Bu izinli gününde ne yapmayı düşünüyorsun? Günaydın. Günaydın. Dalıp gitmiştin. Çocukluğumu anımsadım. Sabahları ezan sesiyle uyanırdım. Severdim. İçime bir rahatlık yayılırdı. Aynı duyguyu tattım şimdi de. Senin hakkında yanılmamışım. Duygulu bir insan. Keşke duygulu olmasaydım. O zaman böylesine acı çekmezdim Yılmaz. Senin acılarına son vermek istiyorum. İlgine layık değilim Yılmaz. Böyle konuşma. Önünde uzun seneler var. Günah dolu seneler. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Sana yardım edebilirim. Bir iş bulurum. Çalışırsın. Neden? Neden Yılmaz? Benimle ilgilenişin ağzımdan laf almak için mi? Görevin uğruna mı yattın benimle? Sus, cevap verme. Sana her şeyi anlatacağım. Sözünü ettiğim seyahati Reşit denilen canavar planlıyor. Kızları satmak için götürüyor. Nereye? Ne zaman? Bilmiyorum ama öğrenirim. Suçüstü yapmamız lazım. Bunu sağlayacağım sana. Bir şey daha bilmeni isterim. Beni konuşturan senin ilgin değildi Yılmaz. Dinlediğim ezan sesiydi. Allah korkusuydu. Sen de şunu bil öyleyse.
Sana sokuluşum ağzından laf almak için değildi Lale. Hoşlandım senden. Daha doğrusu sevmeye başladım seni. Bu ani ziyaretin sebebi ne? Ziyaretim ani değil. İyice düşündükten sonra geldim. Beni de götürmeni istiyorum. Aptallık ettiğimi anladım. Sen olmayınca bizler birer hiçiz. Vay canına! Hiç hevesli değildin. Söylediklerine inanmak zor. Öyle mi? Seni inandırmak için ne yapabilirim? Gel benim. Seni götürmem için gözüme girmelisin demiştim. Evet, hatırlıyorum. Şimdi de koynuma girmeni istiyorum. Bir şey sorabilir miyim? O gece, yani Nesli ile geldiğimiz o gece ne olmuştu bana? İçkine ilaç konulmuştu. Uyarıcı, tahrik edici bir ilaç. Gene ister misin? Bu kez ihtiyacım yok. Çünkü seni gerçekten istiyorum. Beni götürmeyi kabul etti. Buna sevindim. Haklısın. Kendi adına tabii. Oysa ben hayatımın en iğrenç gecesini yaşadım. Yattım onunla. Anlatmak zorunda değilsin. Ne fark eder ki? Anlatmasaydım değerim mi artacaktı senin gözünde? Sanırım hareket günü çok yakın. Devamlı yanında olmamı istedi. Artık buluşamayız seninle. Doğrusu da bu. Tehlikeli günler başlıyor. Yani senin için. Önemli değil. O canavar cezasını çekmeli. Bu vericiyi çantanda taşıyacaksın. Frekansı bize göre ayarlıdır. Bulurlarsa seni yaşatmazlar Lale. Biliyorum. Vazgeçebilirsin. Yani şimdi. Hayır. Sonuna kadar gitmeli bu iş. Cesursun. Sen öğrettin bunu. Bir de sevgiyi. ...423. Konvoy ana yolu takip ediyor, tamam. Tamam, anlaşıldı. Tünel girişinde çevirme yapılacak. Tamam. Bir dümen var bu işte. Sıkı dur Lale. ...123 ve 125 nolu ekipler operasyona devam edecekler. Arama ve kimlik kontrolü yapın, anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Anlaşıldı.
Dünkü çocuk muyum ben? Biz suçlu değiliz ki. Minibüste döşemelerin arası esrar eroin doluydu. 113 konuşuyor. Yakalanan minibüste döşemelerin altını iyice arıyor. Esrar eroin olması lazım. Emir anlaşıldı efendim, tamam. Yanıma yaklaşınca haklayacağım şu herifi. Dur şu arabayı! Çekerlerin üstünden kalkar! Reşit, sonun geldi, ittiklerinin cezasını bulacaksın. Senin sonun geldi. Reşit, ellerini başının üstünde tut, arabadan çık! Arabadan çık dedim! Yolumdan çekilin! Yoksa beynini dağıtırım! Çekin arabayı! Durmayın, çekin dedim! Şimdi dağıtacağım beynini! Gazla çabuk! Dikkat, dikkat! 113 konuşuyor. Bütün üniteler B bölgesine dağılsın. 34KY682 plakalı araba takip edilecek. Çevirme yapılmasın. Kaçak silahlıdır. Ve bir kadını rehin almıştır. Tamam. Amirin telsiz emri var. Aramaya çıkılacak. 132 nolu ekip burada kalacak. Herkes arabalara! Hadi yürüyün! Hayır. Öldür diye yalvaracaksın kahpe! Lokma lokma edeceğim seni! Merkez L24-113 arıyor. Aranan araba güneye doğru gidiyor, tamam. Polis peşimizde, dikkatli olun! Kaçını yılsın artık seni duymaz! Burayı da bulamaz! Yürü! Yürü! Merkez 113'ten 121, 125, 132 nolu ekiplere. Kavacık havuz başına. Kaçağın evi tespit edildi, tamam. Artık senin burada ancak cesedini bulurlar! Bırak! Yürü! Beni! Yürü! Bırak! Merkez 113'ten ekiplere. Eve giriyoruz, tamam. Nerede bu herif? Beni ihbar etmek ha! Yavaş yavaş, işkenceyle öleceksin! Demiştim. Kes sesini, gelmedi! Gelmedi! Teslim ol Reşit! Etrafın sarıldı Reşit! Başka seçeneği yok, teslim ol! Gel beni teslim al! Gelsene! Hayır, ateş etme! Karı kıymetli ha! Benim işim de kıymetli! Ondan alacağım var benim! Dağılın, terk edin burayı! Burayı hemen terk edin, gidiyoruz!
Adam psikopat. Kızı her an öldürebilir. Orhan, sen Ahmet'le bir memur al, kat kapısında bekle. Şahin, Salih, siz de çatıdan evin içine girin. Ben balkondan dalacağım. Saatlerinize bakın. 4 dakika sonra ben girmiş olurum. 1 dakika sonra da siz girin, tamam mı? Hadi. Seni gebertmiyorum. Çünkü benim kozumsun. Evrakını tamamladık komiserim. Savcılığa sevk ediyoruz. Kelepçeye gerek yok. Çözün ellerini. Son bir söz söylemek istiyorum sana. Yaşadığım bu hayatı hiç istemedim. Hiç heves etmedim. Biliyorum Lale. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Sevda, Zehra ve diğerlerinin hikayesi böylece noktalandı. Bu kızlar günah selinin sadece birer damlasıydı. Ve tabii ki evden kaçan kayıp kızlar problemi bunlarla bitmedi. Kahramanımız, ekipler amiri Yılmaz, yeni gelenleri acı duyarak karşılayacaktı. Yılmaz'ın tek dileği bu gelişlerin bitmesiydi.